Türkiye zirvesinde İstanbul'da Kasım ayın 8'inden 12'sine den Korkut Atay Türk Dünyası'nın ilk film festivali geçti. Festivalin kurucusu Türkiye Devleti'nin Kültür hem Turizm Bakanlığı oldu. Korkut Atay Film Festivali Atatürk Kültür Merkezi'nde geçirilendi. İlk kere gerçekleştiren festival önemli bir olay bütün Türk dünyasına. Festivalin simbolü turna kuşu. Mavi gökte bir turna kanatlarını çırpmaya başladı. Yağız yerdeki insanoğluna bir haber getirmişti. Oğuz Kağan Akdağ'daki altın saçaklı otağından çıktı. Haberci turnanın çağırdığı sesin peşine düştü. Bilge Kağan, Türk milletinin sesini Ötüken'de taşlara kazırken bu sesi işitti. Haberci turnanın çağırdığı sesin peşine düştü. İlk Müslüman Türk hükümdarı Satuk Buğra Han, Kaşgar'dan Buhara'ya, Balasagun'dan Fergana'ya kadar İslamiyet'in nurunu taşırken bu sesi işitti. Haberci turnanın çağırdığı sesin peşine düştü. Bu ses Sultan Alparslan'ı Anadolu'nun kapılarına çağırdı. Sultan Alparslan turnanın çağırdığı sesin peşine düştü. Piri Türkistan, Hoca Ahmet Yesevi, Horasan erenleriyle gönül yolculuğundayken bu sesi işitti. Haberci turnanın çağırdığı sesin peşine düştü. Haberci turnanın çağırdığı bu ses Korkut Ata'nın sesiydi. O, çağlayan suları name name döken kopuzun mucidiydi. Korkut Ata, Kırgız bozkırlarından sevdaları, Ötüken'den yiğitlikleri, Horasan'dan eren menkıbeleri söyledi, Anadolu'dan destanları, Türkistan'dan cenkleri hikaye edip söyledi. Sesten söze, sözden kopuza aktarılan bir film gibiydi. Bütün Türk yurtlarından gelip Korkut Ata'nın sözünden ve kopuzundan dökülen bu film, Yağız Yer ve Mavi Gök arasındaki bütün insanlığa yayılmaya devam edecek. Korkut Atay Türk Dünyası Film Festivali'ni Türkiye Devleti'nin Kültür hem Turizm Bakanlığı'nın başı Mehmet Nuri Ersoy açtı. Bugün bu festivalin ruhunu bina eden eserleri sahipleri, günümüz Türk dünyası sinemasına emek veren siz değerli misafirleriniz varsınız. Sözünüzü sayılacak çok ismimiz, anılacak çok eserimiz var. Yönetmenlerimizin yanında sinemanın yüzü olan oyuncular, kalemi kameraya yön veren senaristler, ille de sinema diyen yapımcılar olmasalardı olamazdık diyebileceğimiz kamera arkasındaki kahramanlarımız. Velhasıl o kadar coşkusunuz ki hafızamızda, zamanımızda yetmiyor. Mazur görün ama bilin ki yarattığınız farkın farkındayız. Ve daha nice farklar yaratabileceğimizi bildiğimiz için bugün buradayız. Saygıdeğer misafirler, Türk dünyasının birikimi çok fazla. Binlerce yıllık tarihe sahip bir benliğin son derece özgün anlama, anlamlandırma ve anlatabilme yetisine sahibiz. Yaşayarak öğrendiklerimiz, şahitlerimizle kenara not ettiğimiz eşsiz bir hayat tecrübemiz, yarınları bugünden şekillendirmek için dur durak bilmeden üreten engin bir fikir dünyamız var. İnsana dair en vurucu dram ve trajediler geçmişimizde saklı ve bugün bizimle yaşıyorlar. Heyecan verici ve fantastik olay örgülerinin zengin ve derin karakterlerin romanları, hikayeleri, destanları ve mitolojisi yine bizde. Sanata ve sinemaya aksettirebileceğimiz o kadar çok şeyimiz var ki hani mümkün olsa bu bolluğun zorlanmasıyla kendi kendilerine form bulacaklar. Biz bu sorumluluğu omuzlamak durumundayız. Gerek ayrı ayrı gerek birileri beraber yöneteceğiz. Daha güçlü, daha sık adımlarla ve daha kararlı olarak fikirden filme bu yolu yürüyeceğiz. Daha işte birlikte ulaşacak, daha geniş kitlelerle birlikte buluşacağız. Festival Azerbaycan, Kırgızistan, Uzbekistan hem Kazakistan devletlerin bakanlıkların başlarının gerçekleştirildi. Festivali, bu demek ki
olmasının şerefli tarihini biliyorum ki satışta. En manfaatli, en unumlu festival biliyorum. Çünkü bu festival icatörlerine, bahçe icatörlerine bana şu Türkiye halkı tarihinin Roy Ross tarihini biliyorum ki satışta hareket ettikten bahçe icatörlerine. Bunun bir geçen şekilde Madaniyat ve Turizm Hazırlığı'yla şahsen Çin'de de teşekkür etmek için kat tarafına barcha ijodkorlarga omad tilayman. Bu nafaqat Türkiye xalqi uchun, barcha Türkiye xalqlarini birlashtirgan va sharafli tarixini namoyish etgan festival deb o'ylayman. Shuning uchun barcha ijodkorlarga chindan omad tilayman. Rahmat. Xonimlar va janoblar, avvalambor mana shu mukofot uchun tashkilotchilarga, shu kuni festival tashkilotchilariga chin qalbimdan tashakkur bildirmoqchiman va shuni alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, mana shu mukofot oxirgi 5 yilda davomida hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev boshchiligida mana shu kino industriya sohasida olib borgan islohotlarni yuksak bahosi deb bilaman mana shu mukofot va shu bilan birga mana shu O'zbekiston kinojatkorlarining mukofoti deb bilaman. Qo'rquv ata festivalinda bildan ziyodan jazinatin temsilchilari payildi. Onların aralarında yakın 100 sinemacı hem oyuncu 13 devletten. Olay kinematograf forunda hem klasika hem zamandaş janrlarını birleştirdi. 42 film gösterildi. Onların birisi dünürcülük filmi Gagauzia'dan. Onu rejissör Ivan Patraman çıkardı. Очень много гостей из разных стран, из тюркского мира. Можно познакомиться и узнать о культуре, о том, как развивается кинематограф и в других странах. Пик чук девлет паялер. Бізде вар кулайлык танышма түрк дүниесінін фильмлерінен. Бу пек мираклы. Та якын оларыз. Пайлашырыз белгелерлен. Гагауз халкы да гөстерілі дүнерджілік фильмінен. Наследием различных народов, поэтому я думаю, что гагаузский народ также здесь представлен в первом гагаузском художественном фильме «Дюнерджилюк». Это очень здорово. Gösterimler Kasım ayı 8'inde başladılar. 5 salonda varınca da onları seyretme, ödülleri payalanlar 7 kategoriyada kabul ettiler. Kurmaca filmi, belgesel filmi, tarihi panorama, güncel insan manzaraları, Çingiz Aytmatov uyarlamaları, turkuaz belgesel kuşağı, animasyon. 7 kategoriyada 42 film yarıştı, en profesyonel filmleri jüri ayırdı. Jüri azaların sırasında bizim vatandaşımız tarih uğrunda doktor, etnolog, İstanbul Üniversitesi Üniversitesi'nin lektörü Olga Radova Karanastas. Film festivali ilkin tanıştığında İhsan Bey'le o teklifte bulundu. Hani böyle bir biz de yardımcı olduk. İlkin 4-5 kişiydik. Sonra 2019'dan ilk yazdan beri 3. yıl bu diyor, değil mi? Hazırlanmaklar gidiyor. Geçen sene lazım da olsun bu film festivali olmalı pandemi döneminden. Sonra Kültür Bakanlığı bizi yanına alıyor ve çok binlerce katkılanıyor bu çalışmalar. Ve bugün 13 ülkeden nasıl başkent dedi misafirler var. Festivalde uzun metrajda 8 film, belgesel janrasında 9 film yarıştı. Onlar kendi ödüllerini kazandılar. Atatürk merkezinde Kasım ayın 12'sinde Korkut Atatürk Dünyası'nın film festivalinin payalanırına ödülleri verdiler. Korkut Atatürk Dünyası Kino Festivali'de jürinin mahsus prizini aldık. Bu benim için juda ham katta bir baxt va aytmoqchimanki bu sovrin nafaqat menga bag'ishlangan, butun bu filmda jarayonda ishlagan aktyorlar, operatorlar va hokazo hammasiga bag'ishlangan. Jamoaning ishi. Qolaversa bu sovrin butun o'zbek kinematografiyasining sovrini. Festivali Dünya Arası Film Asosiasiyası, Türksoy Kurumu, TRT Kanalı, İstanbul Üniversitesi hem başka anılmış kurumlar barabar geçirdiler.
Festivalin paylanların sayısına Türkiye Devleti, Kazakistan, Uzbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Ungarya, Saha Respublikası, Tatarstan, Gruzya, Ukrayna, Gagauzya, Himiran girdiler. Festivalin baş niyeti birleştirme insanları angıları bağlı film industriyasının kikendi bilgilerinden hem becermeklerinden paylaşsınlar. Bundan kare onları Türk dünyasının filmlerin ilerlemesinden tanıştırdılar. Korkut Atatürk Dünyası Film Festivali geniş coğrafyamızdan filmleri, çalışmaları, sinema ile ilgili insanları bir araya getirmek maksatıyla gerçekleştirildi. Uluslararası Sinema Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle bu programı yaptı. Ve biz tabii ilk araştırmalara başladığımızda oldukça geniş imkanlar da bir yerde bulduk. Yani toplam 13 ülke ve özerk cumhuriyetten 42 film gösteriliyor. Ayrıca yan etkinlikler de var programda. Bunlardan bir tanesi Cengiz Aytmatov uyarlamaları ilgili bir panel. Daha bir önemli dava angısını koydular festivalin kurucuları. Kultura hem istoriya ilişkilerin kaybedilmesi film industriye yardımından. Bizim yakın tarihimize bakan ve bugünümüze ışık tutan çalışmaları bir araya getirdik. Dolayısıyla aslında festivali dikkatle takip edecek olan bir seyirci bizim ortak değerlerimize ilişkin çok özel yapımlarla karşılaşabilecekler. Ayrıca da o coğrafyalardan gelen çok zengin bir konuk topluluğumuz var. İşte yönetmenler, yapımcılar, oyuncular olmak üzere kameramanlar hatta ve bunlar da buradaki sinemacılarla bir araya geliyorlar. Belli paylaşımlarda bulunuyorlar. Bugünkü çalıştayda da bir şekilde belki bu güzel beraberlikten ortak yapımların doğması, sinema işbirliğine nasıl gidilir, bundan sonra bu program nasıl devam ettirilir, festival hem Türkiye'de olur hem diğer ülkelere de nasıl taşınır, bunlar ele alınacak. Ve 5 gün içinde bayağı hareketli zamanlar geçiyor hakikaten. Hem beraber olmalar, belli paylaşımlar, işte film programları, panelin gerçekleşmesi gerçekten önemli etkinlikler olarak karşımıza çıkıyor. Ve sonrasında da inşallah Türk dünyasının değişik coğrafyalarında bu festival devam edecek. Mesela gelecek yıl Bursa, Türk Dünyası Kültür Başkenti. Gelecek yıl orada yapılması planlanıyor. Onun yanında işte Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinde ve Balkanlarda diyelim festivalin devamının yapılması düşünülüyor. Umarız bu aynı heyecanla, belli bir beraberlikle ve işbirliğinin, güç birliğinin, dayanışmanın artmasıyla daha ileri noktalara taşınır ve yakın bir gelecekte de bu ilişkileri bir arada yapabilecek bir Türk Dünya Sinema Birliği oluşumu söz konusu olur. Filmleri Kasım ayı 8'inden 12'sine de gösterdiler. Festival Türk Dünyası'ndan yeni profesyonel sinemacıları hem oyuncuları bir araya getirdi. İstanbul'da onları buluşturdu Korkut Ata Film Festivali. Katkı ödüllerin alanların sırasında Azerbaycan Devletin Baku Medya Merkezi, Uzbekistan Üzbek Kinematografi Agentliği, Kazakistan Dank Filmi, Kırgız Film Sinema Stüdyoları, Türkiye Radyo Televizyonu Kurumu. Size teşekkürümü bildiririm. Festivalde teklif olan 5 filmi Karabağ Zaferine hasret olun. Bize vermekle Türk dünyası Azerbaycan'a bir daha öz desteğini gösterir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan Birliği.
Festivalin vefa ödülü Türk dünyasının önemli yazarı Çingiz Aytmatov'a verildi. Ödülü onun kızı hem oğlu aldılar. 1400'ü boyunca 300 milyon mücüsü var. Çok Türk übülümüz. Güç birimlikte. Çok teşekkür ederim Türk halkına. Türk dünyasının güç birlikte. Çok rahmet. Belgesel filmleri için ödülünü kazandılar Saha Cumhuriyeti'den Dil Bilimci Belgeseli, Uzbekistan'dan Halkın Cesareti, Belgeseli İran'dan İkizler Filmi. Kurmaca Jüri Özel Ödülü verildi Uzbekistan'dan Tutkunluk Filmine. En İyi Senaryo Ödülü Türkiye'den Mavzer Filmine. En İyi Yönetmen Ödülünü Kırgızistan'dan Şambala Filminin Yönetmeni Artıkbay Soyunduğaf adına filmin yapımcısı Eldar Madakim aldı. En İyi Film Ödülünü Azerbaycan Can Dağınık Ölümler arasında film aldı. Filmin yönetmeni Hilal Baydarov. Hürmetli hanımlar ve beyler, hürmetli nazirler, sizi hamınızı Azerbaycan'ın Türk dünyasının zaferi olan Karabağ'dan Şuşa'dan salamlayarak. Ben bu festivalin keçirilmesine göre ve davete göre kardeş Türkiye'nin medeniyet ve turizm Nazirliyinə və şəxsən nazirə şəxsi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu festivalın çox böyük önəmi var. Bu festival bizim ortaq tariximizi, mədəniyyətimizi, adət-ənənələrimizi, ümumiyyətlə dəyərlərimizi tək Türk dünyasında yox, eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə tanınılmasına böyük bir vasitə olacaq. Ona görə də bu təşəbbüsün həyata keçirməsinə görə hamınıza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Festivala uğurlar arzu edirəm və inşallah hamımızı 2023-cü ildə Şuşada, Qarabağımızda gözləyirik. Yaşasın Türk dünyası, yaşasın birliyimiz. Sağ olun. Ödülləmək olayın proqramasının sürəsində konsert göstərildi. Festival Kültür hem Turizm Bakanlığı'nın tarafından Biyoluk Kültür Proyektine göre gerçeklendi. Bu proyekte göre festivalin pay alanları İstanbul'un en meraklı kültür hem tarih yerlerinden tanıştılar. Festivalin süresinde Biyoluk Kültür Marşrutu geçirildi. Ona girdi Galata Kulesi, Atatürk Adına Kültüre Merkezi, Taksim Dolayın Meydanı, Bosfor Dolayında Güzel Yerleri hem başka meraklı yerler, Alparslan TV, Atlas Sinema Tiyatrosu hem müzeyi, sergiler, Galata Port. İstiklal Sokağı turistlerin en sevgili sokağı. Burada varınca gece gündüz gezinme, her gün açarkana kendisine naşeyse yeni. İstanbul'da çok güzel yer var. En güzel meydanların sırasına girer Taksim Meydanı. Onun var kendi istoriyası hem unikal yapıları. En önemli anmak taşı Angısı bulunur Taksim Meydanı'nda Bağımsızlık Monumenti. O bulunur İstiklal Sokağı'nın başlamasında. Onu koydular ki insanlar Türk Respublikası'nın kurucusunu Atatürk'ü ansınlar. Atatürk Kültür Merkezi bulunur Taksim Dolayın Meydanı'nda.
Orada bulunur İstanbul'un opera tiyatrosu. O gösterir kasabanın arhitekturasını 1960'ıncı yıllardan. Onu başladılar düzmeye Türkiye Devleti'nin ilk kurulmak yıllarında da başardılar 13 yıldan sonra. Atatürk Kültür Merkezi'nde geçirirler konsertler, operalar, sergiler hem premieralar. Sıfırın cazına sergisinde angısı geçti. Atatürk Kültür Merkezi'nde açıklığı Ne Söydü Paris kasabası 19. asırda. Onu gösterdiler kendi yaratıcılık işlerinde resimciler Monet, Pissarro, Renoir, Cezanne hem başkaları. Bundan kare sergide varınca edi görme Debussy, Çaykovski, Ravel hem Offenbach kompozisyalarını. Sıfırın cazına adın unikal sergisi açıktı Atatürk Türk Merkezi'nde Kasım ayın 14'ün adın. Tabir Sergi Angısını varıncaydı görme Atatürk Kültür Merkezi'nde gösterirdi Ara Güler fotoğrafçının fotolarını. Onlarda o açıkladı nostaljik görümünü Beyoğlu dolayına. Sergide var görüntüler Tophane, Karaköy, Galata, İstiklal, Galatasaray, Taksi meydanından. Sergi olacak açık bu yılın başarılmasından. Galata Kulesi oldu İstanbul'un simbolu. Onun tepesinden varınca görme İstanbul'un dolayını. O bulunur İstanbul'un Avrupa dolayında. Kulesinin yüksekliği 67 metre, genişliği de 9 metre. İstanbul'un Galata Portu bulunur Karaköy dolayında. Buradan varınca görme eski kasabanın cemilerini, çok türlü vapurları hem İstanbul'un en güzel manzaralarını. Первый раз находимся в Истамбуле с ознакомительным визитом на кинофестивале. Нам очень понравился сам город, он очень красивый, впечатляет архитектура старинная. Ben ilk sefer geliyorum İstanbul'a, film festivaline. Bizi pek meraklandırdı İstanbul'un arhitekturası. Hepsine ne bağlı tarihle lazım bilme. Pek güzel kasaba. Pek güzel, yakışı şehir. Gerçekten de beğendim. Çok adam, kop. Bütün bu tarih ve asıl da dini binalarını kurduk. Ben pek beğendim, muhteşem. Так как я мечтала сюда 3 года попасть, первое время даже не верилось, что я сюда приехала. Очень внимательные, спокойные люди, у них очень размеренные. Ben çoktan isterdim buraya gelmeye. Pek sıcak yürekli insanlar, yaşamayı severler. İsteriz her zaman buraya gelmeye. В принципе, как бы вот где бы куда бы ты ни приходил, все очень внимательные, гостеприимные. Вот хочется сюда возвращаться и возвращаться вновь. Korkut Atatürk Dünyası Film Festivali her yıl geçecek. O devlette Angısının filmi geçen yılda ilk yeri aldı. Festival hepsi insanları tarih, kültür hem geografya uğrunda birleştirir. Tatiana Stavilova, Ludmila Novak, Artem Topal, İstanbul kasabasından.
Thank you.